Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli seyircilerimiz Vav Televizyonu'na, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden gelen soruları doktor Hüseyin Kayapınar hocama soracağım. Kıymetli hocam yayın esnasında cevaplandıracak. Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun. Rabbim en güzel şekilde ihya edebilmeyi cümlemize nasip ve müessere eylesin. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz sorular varsa 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli, videolu, normal mesaj atarak sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Şimdi kıymetli hocama döneyim, bir hoş geldiniz diyeyim. Ondan sonra sizden gelen soruları hocama yöneltmeye başlayayım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyiz. Çok şükür. Hani bu hep rahmet ayı dediğimiz 11 ay sultanı dediğimiz aya tekrar ulaştık. Elhamdülillah. Yani bilmiyorum ama benim herhalde bu 60'ı geçmiştir. Yani bu ayı şey yapışım. 60 Ramazan geçirdiniz yani. Fazladır. Fazla. Yani şöyle e biz tabii çocukken saat 9 yaşında falan başlardık oruca. Hı, -hı. E ona bakarsan 60, 64 Hı -hı. sene olmuş oluyor Hı -hı. Elhamdülillah. Hı -hı. elhamdülillah. Ve bu yazın çok uzun günlerinde de tuttuk. Mesela ben Danimarka'da, Hollanda'da bu yazın en uzun günlerinde oruç tuttuğum oldu. 20 saat günde. Oo. Ama hiçbirinde çok şükür bir sıkıntıya girmedik. Yani Cenab-ı Hak işte bu mübarek ayın hocam. bereketiyle insana bir şey veriyor, güç veriyor. Tabi psikolojik etkisi de var bunun. Allah'a çok şükür yine ulaştık. Tabi bütün bizim yapmamız gereken, yapmaya çalışmamız gereken layıkıyla değerlendirmek bu ayı tabi layıkıyla değerlendirmek deyince, şöyle kısa bir iki cümle söyleyeyim. Ee, sadece oruç tutmaktan ibaret değil. Yani burada bir takım programlar yapılıyor. Bu programlarda mutlaka hocalarımız hatırlatıyorlar, söylüyorlardır ama yine ben de bir söylemek isterim. Peygamber Efendimizin bir hadisi var, meşhur. Siz yalan sözü ve yalanla uğraşmayı eğer terk etmezseniz Allah'ın sizin aç ve susuz kalmanıza ihtiyacı yoktur müthiş bir yani burada bu oruçtum orucun bize yapması gereken bir şeyler var. Ve o yapması gereken şeyler de geçici değil, daimi. Yani burada yalan dille işlenen bir günah o bir örnektir belki de. Hı hı. Çünkü bizim organlarımızın her birinin kendisine göre meşru veya gayri meşru faaliyetleri var. Göz, kulak, dil, hatta beyin. Yani bunların hepsini oruç tutturabilme. Bunların hepsini eğitebilme. Ve Ramazan çıktıktan sonra tabir caizse hamamdan çıkmış tertemiz olmuş bir vaziyette günahlarından arınmış. Kötü düşünce, kötü duygu, kötü arzu, kötü isteklerden uzaklaşmış. Ve tamamen Allah'ın istediği bir kul şeklinde Ramazan'ın sonuna erebilirsek ki o zaman ne oluyor? Cehennemden azat oluyor ya zaten. Inşallah. E i̇şte o zaman biz değerlendirmiş oluruz. Ve bir de şunu hatırlatayım günler çabuk geçiyor. Ne dedim ben işte 45 neredeyse 65 seneye yakındır oruç tutuyorum. Evet. Ve hep geldi geçti ve başlayalım bugün üçüncüdeyiz. Üçüncünün iftari yaklaştı. Ne zaman geldi acaba ya hala geldi miydi? Neredeyse yani bu bunu diyecek durumdayız. O yüzden zamanın kıymetini bilmeli, e, bu mübarek günlerin kıymetini bilmeli. Ben de bütün bizi izleyen dinleyen herkesi e, Ramazanların tebrik ediyorum bereketli geçmesini diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Ve daha iyi günlerde, daha huzurlu bir şekilde yeni Ramazanlara ulaştırmasını Cenab-ı Hak'tan yazın. Amin. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Amin. Çok güzel konuştunuz. Şimdi tabi Ramazan-ı Şerif'in içinde olduğumuz için seyircilerimizden gelen sorular da genelde hep oruçla ilgili hocam. Bir seyircimiz demiş ki ben fırında çalışıyorum. Oruç tutmalı mıyım? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu Ramazandan önceki programlarımızda kimler oruç tutamayabilir anlatmaya çalışmıştık hı hı. ve bunlardan birisi de çok ağır işlerde çalışanların oruç tutmayabileceği tarzda görüşler var demiştik. Ya yani mesela hasta oruç tutmaz, tutmayabilir. Bu konuda bir görüş ayrılığı yok, ayet söylüyor. Hı hı. Misafir oruç tutmayabilir, bu konuda bir görüş ayrılığı yok, ayet söylüyor. Ama ağır işlerle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de geçen bir şey yok. Yani bunlar oruç tutmayabilir şeklinde bir bir müsaade bir şey yok. E, o zaman bu diğerlerine kıyasla belki e, bazı alimler tarafından e, ileri sürülmüş bir görüş, bir fikir ve bu ağır işlerde İbn Abidin'de bu var, meşhur. Şimdi e, tabii şu tavsiye edilir bizim kaynaklarımızda. E, ağır işlerde çalışanlar mümkün mertebe e, işlerini hafifletmeye çalışsınlar. Yani kendi işinde çalıştığı zaman hafifletir. Mesai mefhumu yoktur. Hı hı. Yani işini diyelim ki hava serinledikten sonra yapar hatta gece çalışabilir falan. Kendi işinde çalışırsa. Ki eskiden kendi işinde çalışırdı. Mesela benim çocukluğumda e, hasat vaktine geldiği zaman Ramazanlar orakla buğday arpayı biçerlerdi o sıcakta ne yapardı insanlar? Sabah namazından, iftardan sonra, şeyde, sahurdan sonra çalışmaya başlar. Öğlenin sıcağı yaklaştığı zaman ara verir. İkinin serinleyince tekrar başlar iftara kadar. Öyleydi. Ama her işte böyle yapamazsınız ki. Özellikle başkalarının işinde çalışanlar. Bu ara bir hadis-i şerifin bir bölümü hatırıma geldi. Peygamberimiz buyuruyor ki, bu Ramazan'da diyor çalışanın işini hafifleten kişinin kişi bir köle azat etmiş gibi olur. Çalışanın hmm. işini hafifleten kişi. Yani burada biraz da işverene şey var. Evet. Telkin var. Yani diyor ki, çalışanın işini hafiflet. Ramazanda. E şimdi bu mümkünse, kişi kendisi kendi işini hafifletebiliyorsa rahat oruç tutması için o öncelik bir. Başkasının içinde çalışıyorsa, o işveren mümkünse onun işini hafifletmeli. İki. Üç. Peki bunun ikisi de mümkün değilse bu adam ne yapacak? Eğer sağlığına zarar verecek şekilde aşırı bir yük yüklüyorsa vücuta o çalış ve oruç o zaman başka zamanlarda kaza etmek kaydıyla terk edebilir. Şimdi fırın bugünlerde çok fazla sıcak yok. Yani Ağustos'un sıcağında biraz daha fazla sıkıntılı ama bugünlerde zannediyorum tabii biz kendimiz fırında çalışmadığımız için bilmiyoruz ama yani şöyle dışarının havasına baktığımız zaman fırındaki çalışma borcu engel olmaması lazım. Evet, olmaması lazım. Ama dediğim gibi eğer sağlığına zarar verecek şekilde bir yük yüklüyorsa o çalıştığı ortam ki fırın şart değil. Maden ocağı olabilir, taş ocağı olabilir. Daha şey efendim eee şey ne diyorlar ona? De, demir falan eriten yerler olabilir, <laughs> neler olabilir. Oralardakiler tutmayabilirler. Başka bir seyircimiz demiş ki Hocam oruca niyetlendim, tansiyon hapını sahurda alacağım ama reflü var. Gün içinde ilaç içmem gerekirse ne yapmam lazım? Şimdi e, gün içinde ilaç içmesi zorunlu mu? Herkeste aşağı yukarı bir şeyler var. Evet. Yani insanın kendisinden örnek vermesi pek hoş olmaz <laughs> ama ben de günde iki defa tansiyon hapı alıyorum, bende de reflü var. Ha, şimdi reflüyle ilgili dokunan şey yemeyecek bir defa. Sahurda da iftarda da dokunan şey yemeyecek ki. Neyin çok zarar ettiği reflüye onu internetten de bulunabilir. Doktorlar da söyleyip duruyorlar. Yani onu dokunan şey yemesi o rahatlıyor. Bu bir. O tansiyon hapını eğer sahurda ve ifrat, iftarda alarak tansiyonu ayarlayabiliyorsa orucunu tutsun. Orucunu tutsun. Ki mide hastalıklarına tabi bir sonra doktorlardan duyduğumuz orucun faydası da oluyor. Orucun faydası da oluyor. Ama hep şu önemli bizde. Ben bunu tek tek çok sık söylerim belki. Cenab-ı Hak bize ibadetleri işkence olsun diye emretmiş değil. Evet. Yani Allah merhametlerdi merhametlisidir. Erhamur Rahimin deriz değil mi? Merhameti yüze bölmüş. 99'unu kendisine almış. Birini kainata vermiş. Canlıların, o yavrularına gösterdiği merhamet o birin eseri diyor hadislerde. Çok merhametli. Bu ibadetleri bize imtihan için koymuştur. Yoksa işkence olsun diye değil. E dolayısıyla mesela hasta oruç tutmayabilir diyoruz. Hasta. Eğer oruç tuttuğu zaman hastalığı artacaksa. Şimdi burada şu hastalık bu hastalığı bu çerçevede ele almak lazım. Yani ben oruç tuttuğum zaman, Hastalığım artacak mı? Tedavim iyileşecek mi? Hasta mı olacağım? Bu çerçeveyi esas almalı ve buna göre tutabilir miyim, tutamaz mıyımın cevabını vermeli. Veya tutmalı mıyım, tutmamalı mıyım? Tabi burada hasta olacak mıyım, hastalığım artacak mının Bana kim bunu bildirecek? Ya benim deneyim, tecrübem. Hı hı. Ben bundan önceki seneler hep böyle oldum, perişan oldum falan. Veyahut da uzman doktorun tavsiyesi. Burada bu arkadaşımıza da aynı şeyi tavsiye ediyorum ben. Yani evet hepimiz kullanıyoruz tansiyon hapı. Ama bu kimileri için belki Oruç ramani ama kimiler için de değil. Kendisini ona göre hangi noktaya koyacaksa ona göre hareket etsin. Seyircilerimizden biri demiş ki nikotin bandı orucu bozar mı? Şimdi yine tek tek sık sık söylediğimiz şeylerden birisi oruç vücuda dışarıdan giren şeylerden bozulur. Hangi yerlerden giren şeylerden bozulur? Tabii yollardan. Yani boğazdan. Hı hı. Ki boğazın dışa açılan iki tane kapısı var. Belki belki biraz fazla. Ağız var. Burun var. Çünkü burunla boğazın doğrudan bir ilişkisi var. Mesela burnumuza suyu çektiğimiz zaman eğer fazla çekersek boğazımıza iner. Ha göz pınarından buruna burundan şeye olabilir falan. Ama asıl olan şey boğazdan aşağı bir şey gidecek. Bir. Veya Makattan, hokne dediğimiz, lavma dediğimiz yollarla ilaçlı su veya tuzlu su vesaire bağırsağın içine doğru verilmiş olacak. Bir de e, vitamin kapı, iğnesi gibi veya ne bileyim e, keyif veren iğneler gibi insana güç veren, tokluk veren, işte gıda besleyici türden olan iğneler yaptırmak. Hı hı. Tabii de bunların dışında cinsel ilişki var. Orucu bunlar bozar. Şimdi nikotin, nikotin, bandı ne yapıyor? İnsanın vücutuna bir tarafa yapıştırılıyor. E onda bir kinyevi bir şey var elbette ama onlar kılcal damarlar vasıtasıyla emilirse emiliyor ve onun mideye falan ulaşması da mümkün değil. Dolayısıyla hmm. nikotin bandı orucu bozmaz. Ha bir de tabi tedavide tedavi için olan iğne bozmaz diyoruz ama o ağızdan alınan şeyler, haplar, şuruplar Tedavi için de olsa orucu bozar. Hamit isminde bir seyircimiz demiş ki vitaminsizlikten bayıldım. Doktora gittim ilaç verdi. Fidye verip oruç tutmazsam olur mu? E şimdi o hastalık mı, yaşlılık mı, devamlı mı, geçici mi ona göre bakmak lazım. Yani demin evet. o ilk soruya verdiğim cevaptakileri burada tekrarlayabilirim. Yani o oruç kendisine ne derece zarar veriyor? E bazen insan oluyor ki tansiyonu düşüyor, bayılıyor. Ama oruca bağlı olmayabiliyor o. Sonra tabii doktor tutma demiş. Eğer uzman bir doktorsa, bu işin iyi ehli bir doktorsa. O zaman ona da uyabilir tabii. Hmm. Başka bir seyircimiz demiş ki, hocam benim eşim şeker hastalığı yüzünden oruç tutamıyor. Fidyesini Ramazan ayının başında hepsini bir kere de bir kişiye verebilir mi? Şimdi Ramazan'ın hilali gördük ya. Evet. Ya yani Ramazan ayına girdik oruç bize farz oldu. Ve oruç farz olduğu andan itibaren fidye verilebilir. Yani Ramazanın sonunda da verilebilir, Ramazanın başında da verilebilir. Yani Ramazan girdikten sonra ama hı hı. Ramazan girdikten sonra Ramazan içerisinde de verilebilir ay boyunca. Sonunda da verilebilir. Toptan da verilebilir. Yani ayrı ayrı kişilere verilmesi şart değil. O ayrı ayrı kişilere verilmesi şeydedir, kefarettedir. Ki ister oruç kefareti olsun, ister yemin kefareti. Oralardadır. Ama bu oruç fidyesini de topluca verebilir bir kişiye. Ancak şu var, hastalıktan dolayı fidye veren kişi, daha sonra hastalığı geçerse eğer, oruç tutabilecek duruma gelirse, o takdirde o orucunu kaza etmesi lazım. Hmm, yani, daha tutacak ya. Tutacak. Fidye verdim, kurtuldum, yok. O fidye sadıka yerine mi geçiyor? Tabii. Olur? Yani Allah yolunda yapılan hiçbir harcama boşa gitmez. Ve tabi burada e, zekat için ise zekat deriz ama diğer mali yardımların tamamına birden sadaka diyoruz. O da sadaka yerine geçer. Hmm. Bir seyircimiz demiş ki sağlıklı yıllarımızı tutamadığımız oruçları yaşlandığımız zaman tutamıyorsak onların hesabı ödenir mi? Ödenir. <laughs> ödenir. Yani bir defa tutamıyorsak var demek ki tutamıyor diyelim. Hı hı. Tutabiliyorsa tutacak bunu söyleyelim. Evet. Ha şunu da bir çıkar yol olarak belki de hatırlatmakta fayda var. İlla ben e, geç, şu mevsimde oruç geçirmiştim. Onun kazasını o mevsimde yapmam gerekir diye bir şart yok. Yani diyelim ki Ağustos'ta Ramazan Ağustos'a denk geldi. Hı hı. Ağustos'ta oruç tutmadı. Onun kazasını Ağustos'ta tutması şart değil. Ocak ayında da tutabilir. Şubat'ta da tutabilir. Yani o uzun günlerde tutmadığı oruçların kazasını kısa günlerde de yapabilir. E olur insan yani uzun gündeki oruca dayanamaz 18 saate ama kısa günde 10 saattir dayanır. O zaman kaza etsin. Ama buna da gücü yetmiyorsa fidyesini verecek. Yani hesabını hmm. yapacak. Ne kadar oruç borcu varsa her bir gün için bir şey miktarı, fitre miktarı... Para şey fakire para verecek. Bu geçmişte bilerek tutmadığı zamanda aynı şey mi orada? Aynı şeydir. Bir de ayrıca bilerek tutmadığı için tövbe istiğfar etmesi lazım. Hmm. Yani bizde e, genel kabul şu. Herhangi bir ibadeti, farz olan ibadeti e, eğer ister mazeretli geçir, ister mazeretsiz geçir, o kaza edilecek. Ha, kaza edilme imkanı olmayanlar da fidye verilecek. Ki kaza edilme imkanı olmayan şey zorlama işte hastalık yaşlılık gibi oruç var orada onun pidesini evet. verecek. Hmm. Tutamıyorsa kaza edemiyorsa ama tövbe istiğfar edecek niye? Çünkü o günlerde oruç tutması gerekirdi tutmadı. Başka bir seyircimiz teravihle ilgili olarak demiş ki teravih namazına her başladığımızda niyet etmemiz gerekir mi? Yani bu aradaki selamlardan sonra gerekmez. Yani evet. e, teravihin tamamı bir tek namaz kabul edilir. Ve ilk başladığında, teravihe başlarken niyet ettiği zaman artık tamamına niyet etmiş sayılır. Ama aralarında e, terk etmemek, başka işlerle meşgul olmamak kaydıyla. Mesela diyelim ki teravih kılıyor, 8 rekat kıldı, abdesti daraldı, çıktı, abdest tazeledi, geldi. Tekrar uyacak imama. Ha, o zaman yeniden niyet eder. Fakat öyle değil de kesinti olmadan, ara vermeden Hı -hı. devam ediyorsa, her bir e, selam verişten sonra e, yeni secde, şey, niyet getirmesine gerek yok. Yani teravihin başında yapılan niyet hocam? Yeterli olur. Yeterli oluyor. Yeterli olur. Hı -hı. Seyircilerimizden biri demiş ki ben din görevlisiyim. Teravih namazını dört dört kılıyoruz. Cami cemaatimizin bir kısmı şafi. Onlar da imama uydukları için dört rekatta bir selam veriyorlar. Onların namazı ile ilgili bilgi verir misiniz? En pratik yolu Hoca Efendi de sen iki rekatta bir selam ver. Yani imam iki rekatta bir Hı -hı. selam versin. Aslında bütün imamlar için tavsiyemiz bu. Niye? Aslında bunun eftal olan iki rekatta bir selam vermek. Evet Yani Hanefi mezhebinde iki rekatta verilmez diye bir şey yok. Asıl olan iki rekattır ama dörtte de verilebilir. Ve, ve genelde bazı yerlerde adet olmuş dört. Ama Şafii mezhebinde iki rekatta bir vermek mecburiyetindesin. Şafii mezhebine göre iki rekatta bir selam vermezsen senin teravihin olmaz. Hmm. Mecbursun. O zaman imamlar buna dikkat etmeliler. Çünkü artık cemaatler karıştı. Yani İstanbul deyince hep Hanefi değil. Diyarbakır deyince hepsi Şafii değil. Tabii. İstanbul'da belki yüzde on, yüzde yirmi Şafii var. Belki daha fazla. Yani artık biz tabii onun bir istatistiklerini bilmiyoruz. Dolayısıyla imamlarımız imamlık yaparken peşlerindeki cemaatin ...farklı mezheplere mensup olduklarını bilerek... ...düşünerek... ...namazı eda etmeliler. Ki bu gayet basit. Yani bu teravihde iki rekatta bir selam verecek... iş bitti. Hı hı. Peki ben dört rekatta veriyorum... ...arkadaki cemaatin namazı ne olacak? Ha? Şimdi genelde... ...şafiler... ...teravih kılarken kazaya niyet ediyorlar. Evet. Niye kazaya niyet ediyor? Çünkü şafi mezhebinde kaza e, borcu olan kişi nafile namaz kılamıyor. Yani kaza borcu varsa, namaz kazası borcu, nafile namaz kılamıyor. Onun için nafile olarak ki sünnet müekkede de desek bir şeye, sünnet müekkede de olsa e, şey teravih namazı o da bir nafile sayılır. Dolayısıyla kaza borcu olan şafiler zaten şeye ni niyet ederler, kaza'yı. kazaya. Ama şimdi burada hangi kazaya niyet edecek? Onlar dört rekatlılara. Öyle ikindi ha, öyle. yatsı. Ama eğer e, kaza borcu yok. Teravih ve niyet ediyor. İki rekatta bir selam verip devam edebilir. Bak o da mümkün. Onu yapıyorlar. Mesela bitir namazında Şafii mezhebinde iki rekattan sonra oturuyoruz ya. Hı hı. Orada selam veriliyor. Ondan sonra kalkıp bir rekat daha kılıyor. Bir rekat daha kılıyor. Halbuki biz ne yapıyoruz? Selam vermeden kalkıyoruz Hanefiler olarak. Hı hı. Üçüncü rekata. Ha Şimdi mesela şeyle kılınıyor ya teravih e, Cemaat. e, bitirde cemaatle kılınıyor ya mesela camilerde görüyoruz bazen. İki rekattan sonra selam veriyor. Ondan sonra kalkıyor tek bir alıp imama uymaya devam ediyor. Mesela iki rekattan sonra selam verip üçüncü, dördüncü rekata da uyabilirler. Şafiler. Veya öyle yapmıyorlar Allah kabul etsin sonuçta bir mezhebe göre sahihse inşallah o da sahih olur. İnşallah. Ama burada en güzeli imamları iki rekatta bir selam vermesin. Eyvallah hocam. Bir sesli sorumuz varmış. Kıymetli seyircilerimiz hep birlikte sesli sorumuzu dinliyoruz. Biz yakın bir tarih öncesinde ağır korona rahatsızlığı geçirdik. Şu anda Ramazan'a da girdik. Henüz iyileşemedik. Oruç tutalım mı tutmayalım mı? Sizin görüşünüz nedir? Bekliyoruz. Cevabınız. Evet, evet, genelde aynı istikamette sorular <laughs> geliyor. Tutalım mı tutmayalım mı? Burada iki yol var. Bir, kendine danışacaksın. Yani ben oruç tuttuğum zaman bana zarar veriyorsa tutmayacaksın. İki, taktik onu ayarlayamıyorsun. Doktora soracaksın. Doktorun tavsiyesine göre hareket edeceksin. Çünkü her hastalık oruca mani değil. Her evet. korona geçiren oruç e, tutmakta zorlanıyor değil. Bazı korona geçirenler var, grip gibi. Gayet rahat atlatıyor. Oruç da tutuyor. Ama hepsi aynı değil. Öbür taraftan yatağa düşenler var. Entübe olanlar var vesaire. Dolayısıyla bu konularla ilgili toptan bir cevap vermek yerinde olmaz. Yani her kişi için. Zaten fit, fetva kişiseldir. Yani hmm. top, herkesi yönelik değil. Bir de hükümler vardır. İşte abdesti bozan şeyler şunlardır. Tamam bu herkes ilgilendirir. Onlar genel getir hükümleri. Hocam. Onlar herkes ilgilendirir hmm. ama özel bir durumu vardır. Hocam benim şöyle bir durum var. Abdestim bozuldu mu? Ha o kişiseldir. O hmm. hocam. Eyvallah hocam. Seyircilerimize çağrı hattımızı hatırlatmada bulunayım. Kıymetli seyircilerimiz sizler de merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları 0552 915 8242 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli, videolu normal mesaj atarak sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Değerli hocam yayın esnasında sizden gelen soruları cevaplandıracak. Bir seyircimiz yine oruçla ilgili demiş ki: Oruç tutmak niyetiyle sahur'a kalkan bir kişi İmsak vakti ezan okununca oruç için niyet ederken niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucumu tutmaya diye mi yoksa yarınki orucumu tutmaya diye mi niyet etmelidir? Buna benzer bir soru geçen da geldi. Yanlış hatırlamıyorsam olsam evet. da. Hiçbir şey demesine gerek yok. Sahura kalktı yeter. Oruç tutmak niyetiyle sahura kalktı. Niyet odur. Ondan Hı -hı. sonrası e, söylese de olur, söylemese de olur. Ki o bugündür ama onu eğer onu merak ediyorsa Savra kalktığında niyet ettiği oruç bugünün orucudur, yarının değil. Çünkü yarın akşamdan başlar. Hmm. Başka bir seyircimiz demiş ki: "Ramazan ayında kadınlar özel durumlarında yediği orucun yerine tekrardan tutması şart mı?" Şart. Şart. Şimdi hanımlar Ramazan'da tutamadıkları oruçları özel günleri sebebiyle daha sonra kaza etmek mecburiyetindeler. Namazları kaza etmezler de, kılamadık, kılmadıkları namazları kaza etmezler. Ama orucu kaza ederler. Bunda herhangi bir şey yok, görüş ayrılığı yok. Hatta Şafii mezhebinden olanlar bir dahaki Ramazan gelmeden önce kaza etmeliler. Şafii mezhebinden olanlar ister e, bu mazeretli oruç keşir, şey tutulmamış olsun ister mazeretsiz onun kazasını sonraki Ramazan gelmeden yapmalılar. Eğer sonraki Ramazan geldikten sonra yaparlarsa Hı hı. Bir de fidye vermeleri gerekir ayrıca. Hı. Öyle bir şey. Seyircilerimizden biri demiş ki evimde itikafa girmek istiyorum. Nasıl olacak evimde? Eşim ve kızım var. Onlarla hiç konuşmayacak mıyım? Kendim bir odada mı duracağım? Mesela sahurdan öğle namazına kadar itikafa girilir mi? Tarif eder misiniz? Şimdi e, hanımlar evde itikafa girerler. Ama erkeklerin evde işte itikafı camide olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam camide itikafa girmiştir sürekli olarak, devamlı olarak. Peki hanımlar camide itikafa giremezler mi? Uygun yerler varsa belki girebilirler ama asıl olan şey e, hanımların evlerinde itikafa girmeleridir. Peki itikafa nasıl girecekler? Bu şöyle tabir edilir. Eğer evinin içerisinde namaz kılmak için ayırdığı özel bir yeri varsa... Hı hı orada şey yapar itikafa girer. Eğer öyle bir özel yeri yoksa bir odada itikafa girer. Peki itikafa giren kişi neler yapar neler yapmaz? İtikafa giren kişi bir defa ibadetle meşgul olacaktır. İbadetle. Yani namaz kılmak, tesbih çekmek, Kur'an-ı Kerim okumak bunlarla meşgul olacak. Tek, peki itikafa giden kişi hiç konuşamaz mı konuşur? Konuşabilir o itikaf mahallinden hiç dışarı çıkamaz mı? Çıkabilir. Ama niçin çıkar? Zorunlu ihtiyaçlar için çıkar. Yani erkekler camide itikafa giriyorlar ya. Evet. Ha, cami dışına abdest bozmak, abdest almak için çıkabilirler. Bir. iki itikafa girdikleri mescitte cuma namazı kılınmıyorsa en yakın camiye cuma namazı kılmaya gidebilirler. Ki zamanımızda öyle cuma namazı kılınmayan mescit yok. Eskiden vardı, mescit cami ayrımı vardı benim çocukluğumda. Mesela bir yer mescitti, orada sadece vakit namazı kılınırdı. Şimdi öyle değil. Dolayısıyla erkekler sadece abdest bozma, abdest alma veya ne bileyim uyuyorlar tabii itikafa girdikleri yerde. İhtilam vesaire söz konusu olabilir. Böyle bir durumda gusletmek için çıkabilirler. Onun dışında başka bir amaçla çıkamazlar. Hanımlar da evlerinin odalar bir odasında itikafa girdiği zaman, Zorunlu ihtiyaçları için lavaboyu kullanırlar. Banyoyu kullanırlar. Hı -hı. Zorunlu. Ha, çocukları eşleriyle konuşabilirler ama dışarıya çıkmadan. O otayı terk etmeden konuşabilirler. Ve yemeklerini o itikafa, o itikafa girdikleri yerde yaparlar. Peki sahurdan öğleye kadar itikafta bulunabilir miyim? Burada iki görüş var. Bir İmam-ı Azam'ın görüşü var bu konuda. İmam-ı Azam diyor ki İtikafta olan kişinin oruçlu olması şart. Or, it, oruçsuz itikaf olmaz diyor. Ya oruçlu olmak şart olduğuna göre o zaman bir günden aşağı itikaf olmaz İmam-ı Azama göre. Hmm, i̇ftara kadar mı? En az iftara gerek? kadar oruçlu olacak çünkü. Niye? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ve oruçlu yapmış şey itikaf. Ama Ramazanda girmiş. İmam Ebu Yusuf yanlış hatırlamıyorsam İmam Ebu Yusuf o Diyor ki az bir zamanda olsa itikafa niyet edilebilir. Mesela bir camiye girerken itikafa niyet et, namazı kıl itikafta bulunmuşsundur o süre kadar. Hmm. İmam Ebu Yusuf böyle diyor. Hatta Mescid-i Nebevi'de o Ravza-i Mutahhar'a dediğimiz, yani Peygamber Efendimiz'in mescidi, asıl mescidi, onun bazı sütunların üzerine hmm. neveytü en e'tekife yazar. İtikafa niyet Ya yani, et. niyet ettim itikafa yazar ki, yani onu insan görsün, hatırlasın ve itikafa niyet etsin diye. Yani bu Osmanlı bunu yazmış oraya. Hı hı. Ha, diğer mezheplerde farklı bir şey var mı bilmiyorum ama Hanefi mezhebinde bu var. Yani bu sorunun, işte öğleye kadar itikafa girebilir miyim? Bu imam Ebu Yusuf'a göre girebilir. Yani girdiği zaman da sevabını alır. Sevabını alır. Ama sünnet olarak itikaf, peygamberimizin uygulaması... Gece gündüz beraber olmuştu. Hmm. Seyircilerimizden biri demiş ki ben Ankara'ya yeni taşındım. Zekatımı, fitremi, sadakamı anneme gönderiyorum. Annem Adana'da. Orada ihtiyaç sahibi insanlar çok. Bunda bir sakınca var mıdır? İlla olduğum yerde mi vermem gerekiyor? Şimdi e, zekat bulunduğu yerden başka yere gönderilebilir mi, gönderilemez mi tartışması var. Gönderilemez evet. diyen alimler olmuş. Ama Hanefi mezhebinde gönderilebilir. Ama bu bu eftal olan bulunduğu yerde vermesidir. Başka yerde de gönderilebilir. Ancak eğer başka yerdeki fakirler, ihtiyaç sahipleri senin bulunduğun yerdekilerden daha fazla muhtaç iseler o zaman oraya göndermek de eftal olabilir. Şimdi mesela bu oluyor bizim insanımız. gerek bu diyelim sığınmacılar veya göçmenler artık onlara ne diyeceksek gerek Afrika'daki o fakir ülkeler fakir Müslümanlar oralara zekatlar gönderiyorlar olur çünkü oradaki adam aç ölüyor hı hı. o Myanmar'daki adam Bangladeş'teki adam veya ne bileyim Somali'deki adam aç ölüyor ve biz e, bu içinde bulunduğumuz nimetleri onların onda bir görme ihtimali yok Dolayısıyla onlara göndermek daha faziletli olabilir. Bu Ankara'dan Adana'ya göndermiş. Evet. Ankara'dan Adana'ya. Adana'da daha çok, daha ihtiyaçlı varsa sakınca hiç yok. Ha, daha ihtiyaçlısı olmadığı halde gönderiyorsa zekatı zekattır ama Ankara'da oturduğu yerde vermesi daha heptaldir. Şimdi bir şey anlatacağım ben. Eee, bizati benim karşılaştığım bir olay. Bir hacca gittiğim bir senede bu kaldığımız otelin hizmetçileri var, çalışanları var. Onlar Somaliler genelde. İşlerinde Ali diye birisi var. Böyle 40 yaşlarında falan. O biraz okumuş. Biraz okumuş. O biraz daha bizlerle şey iletişim kurabiliyordu. Bir gün eline bir zeytin şeyi almış. Hani böyle vakumluyorlar naylondan. Hı hı. Zeytin böyle yarım kiloluk kiloluk öyle bir kiloluk bizim oradaki hacılardan birisi vermiş zeytin onları Şimdi bana geldi bana dedi ki, hocam bu ne? Zeytin'i hiç görmemiş hayatında. Cık. Ben de dedim ki zeytin. Ha vettini ve zeytuni dedi. Evet dedim bu. Bak bu zeytin ya. lüks kabul edilir. Adam ekmek görmüyor ekmek. Buğday ekmeği görmüyor. Böyle insanlar var. ya. E onlara göndermek niye sakıncalı olsun ki? Onlar da bizim kardeşimiz. Onlar da bizim komşumuz sayılır. Hani yakın komşu, uzak komşu. Onlar da uzak komşumuz. Evet hocam. Başka bir seyircimiz demiş ki, hocam gece sahurdan sonra uyudum, uyandığımda susadığımı fark ettim ve saate baktım, beş buçuktu. Dışarı baktım, karanlıktı. Suyumu içtim, ezan altıda okunacak diye bekledim. Yine uyuyakalmışım. Uyandığımda aydınlıkta ve ben çok huzursuz oldum. Acaba orucum bozulmuş olabilir mi diye. Ayrıca ezan sesi çok zor duyuluyor evimizden diye de bir şey. Şimdi efendim edin. bu imsakiye var herkesin evinde şimdi. Hiçbir şey olmazsa bu akıllı telefon olmayan yok neredeyse. Tabii. Ve oralarda da namaz vakitleriyle ilgili programlar var. Yani onu açıp bakmalı. Şimdi saat beş buçukta su içmiş. Evet. Bu arkadaşımız nerede acaba? Şimdi İstanbul'da ise 5.30'da şey bitti. Tabi. Sahur 5-10 geçen bitiyor ne galiba? 5'i 8 hocam dün gece. Evet 8. 5.30 yani o zaman sabah olmuş. Dolayısıyla 5.30'da su içtiği zaman orucu bozulmuş. İstanbul'da ise. Veya daha doğudaysa. ise. Ama bilmiyorum İzmir'de kaçta? Yani eğer bulunduğu yerde imsak 5.30 veya daha sonra ise problem yok. Ama daha önce ise imsak. Buna rağmen su içmişse bilmem bilmeden içmiş oluyor. Orucu bozulmuştur. Kaza gerekir. Hmm, kaza gerek. gerekir. Hata ile bozmalarda kaza gerekir. Çünkü burada bu insan henüz imsak vakti geçmemiş zannederek su içmiş. Böyle bir durumda bir kimse bize şey yese ise imsak daha geçmedi zannıyla. Ama hmm o imsakın geçtiği anlaşılsa kaza gerekir. Veya akşam güneş battı zannediyor, yiyor. Ama batmamış daha kaza gerekir. Hata ile oruç bozulduğunda onun sadece kazası gerekir. Hmm. Yani burada peki hiç araştırma şeyi de mi yok hocam? Yani beş buçukta diyor mesela saate baktım. E şimdi saate e, onu herhalde yani... o beş buçukta geçmemiş zannediyor ki araştırsın tabii bilsin de öyle zannediyor. O niye bağlamış kendini? Ezana. Evet. Yani ezan okunulacağı şey biter. Yemeşme içme biter. biter. E, o da ezanı duymamış herhalde okunmadı zannetmiş. Hmm, eyvallah hocam. Bir sessiz sorumuz varmış. Kıymetli seyircilerimiz hep birlikte sesli sorumuzu dinliyoruz. Selamun Aleyküm. Hocama bir sorum var. Hocam bir insan namaz kılmadan oruç tutarsa orucu kabul olur mu? Evet hocam. Şimdi bizim elektrik faturamız geliyor. Su faturamız geliyor. Gaz faturamız geliyor. Faturamız geliyor. Peki şimdi biz elektrik faturasını ödemedik ama gazı ödedik. Bizim elektriğimizi keserler ama gazımızı keserler mi? Hayır. Kesmezler. Şimdi bunlar Allah'a karşı bizim görevimiz. Tabi doğrusu hepsini bir görev tümüyle yerine getirmek. Bu ibadet. Allah bize bunu emretmiş. Hepsini Hı -hı. yapmak. Doğrusu bu. Ama birisini yapmadım diye öteki de terk edilmez. Hani böyle sık sık söylediğim bir söz var ya. Ma la yudraku kulluhu la kulluhu. Yani tamamını yapamıyorsam be, tamamını terk etmem. Yapabildiğim kadarını yaparım. Evet. Ve dolayısıyla kişi oruç tuttu. Oruç borcu yerine geldi, ödedi. Ama namaz kılmadı. Namaz kılmadığı için günaha girdi. Ve onun cezasını çekecek. Veyahut da tövbe istiğfar edecek, Allah affedecek. Ama ben namaz kılmıyorum nasıl olsa oruç tutsam ne olacak dememeli. Yani yapabildiği kadar yapmalı. Orucunu da tutmalı. Efendim zekatını vermeli, fitresini vermeli. Tabi ideali bunların hepsini namazla beraber yapmalıdır. Ama bazılarını yapamıyorum diye ötekiler de terk edilmez. Seyircilerimize çağrı hattımızı bir kez daha hatırlatmada bulunayım. Kıymetli seyircilerimiz sizler de merak ettiğiniz aklınıza takılan soruları 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli videolu normal mesaj atarak sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Değerli hocam yayın esnasında sizden gelen soruları cevaplandıracak. Bir seyircimiz demiş ki 3 sene türbanlı bir kadındım. Eşim başımı açmamı çok ısrar etti başımı açmam için ve başımı açtım. Allah kabul etsin namazlarımı kılıyorum. Tekrar başımı örtmek istiyorum. Eşim hayır olmaz diyor. Böyle durumda dinimizde eş yani koca dinlemek ne derece doğru? Günahı ona mı bana mı? Ne yapmalıyım? Şimdi genel bir kural var bakın. Allah'a isyan konusunda yaratıklara riayet edilmez. La taata li halikli mahlukun. La taata li Neydi? La ta'ate mahlukun fi masiyetil halik. Yani Allah'a isyan konusunda yaratılana itaat edilmez. Allah hanımların başlarını örtmelerini emretmiş. Bu dinimizin emri. Dolayısıyla evet. kişi Allah'ın emrini başkalarının emrinin önünde tutması lazım. Eşi bile olsa. Hani eşin meşru isteklerini yerine getirmek zorunda. Meşru. Hmm. Yani eşi diyor ki efendim şu renk giymeyeceksin. Tamam giymeyebilir. Şuraya gitmeyeceksin. Gitmeyebilir. O. Ama namaz kılmayacaksın. Oruç tutmayacaksın. Başını örtmeyeceksin. Bu isteklerine uymak zorunda değil kadın. Ve uymaması gerekir. Uymaması gerekir. Çünkü Allah'ın emri o. Şimdi La takşavu nese fahşevni diyor Cenab-ı Hak. Başka belki bağlamlarda söylenmiş ama insanlardan korkmayın benden korkun. Benden kork. Burada öncelik Allah'ın emridir, Allah'ın hakkıdır. Ve Cenab-ı Hak öbür dünyada bize bunu soracaktır. Evet. Dolayısıyla bu hanımefendi Allah'ın emrini yerine getirme cihetine gitmeli. Yani eşini dinlemek zorunda değil. Başka bir seyircimiz demiş ki hocam anneannem vefat etti. Yıkanırken anneannemin gözünden yaşlar geldi. Bunun herhangi bir anlamı var mı? Hayır efendim hiçbir anlamı olmaz ölmüş, vefat etmiş, gitmiş. Yani o daha önceden kalan o göz yaşlarından işte boş kalmış şeyler, kaslar çalışmıyor, kapanmıyor göz filan oradan çıkabilir. Seyircilerimizden biri demiş ki hocam belediye yardım istedi. Bir marketin hesabına 50 bin lira yatırdık. Zekat yerine geçer. Belediye ne için yardım istedi acaba? O parayı ne, ne için istedi? Yani yollara asfalt dökmek için mi? Hı hmm. düzenlemek için mi? Temizlik için mi? Ne için istedi? Ha, dediyse sen bana para ver. Ben sana senin adına fakirlere vereyim. Zekat olarak. Bana vekaleten ver. Eğer yani bu şekilde dediyse zekat olur. Ama öyle değil de mutlak olarak niyetsiz falan belediyeye yardımda bulunur. O zekat olmaz. Zekat olması için niyet edilecek bir. Fakire verilecek. Ve fakirin mülkiyetine geçecek. Hmm. Ha, öyle belediyeler şimdi var mı bilmiyorum. Eskiden çadırlar kurarlardı. O belediye çadırlarına verilen yemekler de zekat olmaz. Eyvallah hocam. Başka bir seyircimiz demiş ki oruçla ilgili olarak kalçadan yapılan ağrı kesici iğne orucu bozar mı? Bozmaz. Demin ilk başta anlattık. O tabi yollarla vücuda giren şeylerden dolayı oruç bozulur. Bir de gıda veya keyif veren enjeksiyonlardan dolayı bozulur. Seyircilerimizden biri demiş ki, geçen yıl 2021 Ocak ayında işten çıkarıldım ve tazminat aldım. Şu an işsizim, borcum da yok. Aldığım tazminatın zekatını verecek miyim? Şimdi şu anda elinde ne kadar kaldı? Nisab miktarını aşan miktar varsa ve işi de yokmuş, bundan sonraki dönem, bir yıllık dönem için ihtiyacı olan çıktıktan sonra kalan miktar nisabı aşıyorsa verir. Ama geçen sene işte Ocak ayında şey almış, tazminat almış. O tazminatın bir kısmını harcamıştır herhalde, çalışamadığına göre. <laughs> e geriye ne kaldı? Bir. Ona bakacağız. İki. Bundan sonra iş yok. E, bir, ev ve ailenin geçimi lazım. Onlara da masraf etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki bir sene için olan tahmini masrafı da çıkacağız. ve geriye kalan miktar eğer şeye ulaştıysa hesap miktarına, hesap miktarına o zaman zekat verilecek. Hocam son bir dakikamız Abi, var. Burada şu hatırlatma yapayım. O geçen sene ara, e, tazminat aldığı andan itibaren ki bu bir senelik şeyi masrafını düşecek o dolduktan sonraki nisaba batırır. Hmm. Çok kısa bir süremiz var. Son bir soru sorayım hocam. Hatay Reyhanlı'dan Hasan Çiğ isminde bir seyircimiz. Hocam zekatımızı yapmış olduğumuz gıda işinden dolayı kumanya şeklinde verebilir miyiz? Verebilir. Yani aslında mesela Şafii mezhebinde bu gerekli bile. Yani <laughs> sen ne ile meşgulsen zekatını ondan vereceksin. Ama evet. tabii zamanımızda meşguliyet alanları genişti. Bazı meşguliyet alanlarında fakirin hiç şeyi yok. Yani ilgisi tutuyor, şey yapan çeken şeyler değil onlar değil ama gıda herkese lazım olan bir şey ki bu kendisi de gıda işiyle meşgulmüş zaten verebilir. Elbise kumaş işiyle uğraşanlar kumaş olarak verebilir zekatlar. Eyvallah. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür Amin. ederiz. Seyir. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Rabbim size sağlık, afiyet Amin. versin. Kıymetli seyircilerimiz İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programının bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hafta içi gün saat 17 ve 18 arasında Allah nasip ederse sizlerle birlikte olacağız. Efendim şu mübarek dua vakitlerinde bizleri de duanızda eksik etmeyin. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.